Efendim kayıt dışı istihdamla mücadele daire başkanı Sayın Yakup Süngü. Değerli başkanım, toplantıdaki sunum konuşmanızda geniş bir anlatım yaptınız. Ve hakikaten kayıt dışının ne kadar nelere mal olduğunu, ne kadar kötü bir sonuçlar doğurduğunu hepimiz gördük. Ancak dikkatimizi çeken tabii konuşmalarınızda bir günlük kayıtsız cezalara, çok önemli cezalardan bahsettiniz. Onu anlatır mısınız efendim? Şimdi tabii birçok teşvik de olduğu gibi tabii sistemi suistimal edenlere yönelik cezaların da olması gerekiyor bu işte ki en azından hani sistem suistimal edilemesin. Gerçekten de kayıt dışı işi çalıştırmanın cezası oldukça ağırdır. Evet. Yani bir kişinin bir gün kayıt dışı çalışmış olmasının cezası 3300 TL civarıdır. Yani iki asgari ücret tutarıdır. Bu kişi tabi ay arttıkça bir yıla doğru çıktığımızda bunun cezası primi ve faizi 50.000 lirayı buluyor. Dolayısıyla biz hep bunu söylüyoruz. Kayıt dışı işi çalıştıracak kadar zengin değilim. Cezalar oldukça ağır. En büyük konu bu oldu. Evet, aynen öyle. Çünkü kişi mahkemeye gittiğinde denetim elemanına şikayette bulunduğunda veya kamu kurum kuruluşu denetim elemanını tutanak tuttuğunda o SGK'ya intikal ettiğinde bu tespiti yapıp ve bu cezaları uygulamak durumunda kalıyoruz. Onun için diyoruz iş işten geçmeden, işverenimiz cezalarla muhatap olmadan biz rehberlik yaparak bu işi önleyelim istiyoruz. Efendim tabii ki kamuoyunda şöyle bir anlayış var. Ben girdim, sigortamı yaparlar. Bu böyle mi çalışıyor yoksa girmeden önce sigortası yapılacak sonra işe başlayacak? Şimdi sigortalı ana kural iş yerine girdiği anda sigortası başlamış olacak. En az bir gün önceden yapılmış olması lazım. Sadece inşaat ve tarım işlerinde aynı gün yapılabiliyor. İş yeri yeni kurulduğunda işveren bir ay içerisinde gösterebilir sigortasını. Evet. Ama kural olarak burada bir deneme süresi yoktur 3 ay veya 6 ay gibi. Deneme süresi tamamen farklıdır 1 ay veya 3 ay boyutun. O sadece tazminatsız fesih ile ilgilidir. Ama sigorta ile ilgili kişi işe girmeden, işe başlamadan en az bir gün önce sigortasının yapılmış olması lazım. Bunu nasıl öğrenir? Bunu E-Devlet'e girerek, şifre alıp E-Devlet sistemine girerek ve Alo 170'i arayarak ve SGK İl Müdürlüğümüze giderek işe girişinin verilip verilmediğini öğrenebilir. Sigortası yapılıyor mu, ücreti ne kadar gösteriliyor? Hepsinin bilgisini oradan öğrenebilir. Efendim bir çalışan diyelim ki iş yerinde sigortası çalışıyor ama onu biliyor ilgili makamlara bildirmeye çekiniyor, korkuyor. Ama ben bir vatandaş olarak onun sigortalı çalıştığını öğrendim. Ne yapmam lazım? Buna ihbar müessesesi diyoruz. Vatandaş kendisini şikayet edebildiği gibi başkası da onu ihbar edebilir. Direkt herhangi bir operatörden Alo 170'i arayabilirsiniz. Aradığınızda iş yerinin ünvanı, adresi, varsa çalışan kişinin adı soyadı. Bu kişi burada kayıt dışı çalışıyor. Benim kimlik bilgilerimi de gizli tutun diyebiliyorsunuz. O durumda kimlik bilgilerini bizim denetim elemanımız görmez. Görse dahi hiçbir zaman kimseye aktarmaz. Ve aynı konuda bir dilekçe de varsa bir bilgi belgesi de dilekçenin ekine koyarak SGK İl Müdürlüğü ve Merkez Müdürlüğü'ne dilekçeyle de ihbar edebiliyorsunuz. Bizim denetmenlerimiz gider denetimi yapar, kayıt dışılık tespitini yaparlar. Efendim, önemli olan orada şu, bu işleri çalışırken yapmak gerekiyor. Ama maalesef insanlarımız iş işten geçtikten sonra, işten ayrıldıktan sonra yapıyor. O durumda onu orada yakalayamıyoruz. Maalesef kayıtlarda bulmak da zor oluyor. Yani veyahut da efendim o kadar çok masraf ediyor, o kadar çok kitlelere, kişilere gidiyor ki siz dediniz avukatlara gidiyor, mahkemelere gidiyor vesaire vesaire. Aynen öyle ki hani hakkı sonradan aramanın maliyeti fazladır. İşi zamanda yapmak gerekiyor. Zamanda önce girdiğinde sigortasının yapılmasını takip edecek, yapılmasını isteyecek. Yapılmasa da çalışırken şikayet edecek. Evet. Sayın Başkanım, tabii ki bu çalışmalarınızı yine gözümüze takılan muhtarlar ve imamlar seviyesine de yaymışsınız. Çok önemli iki kurumda kurulma işbirliği yapmışsınız. Bunun da programını anlatır mısınız? Doğru. Biz Anadolu insanı olarak genelde köyden kente göç etmişiz. Temel şeyimiz hani köyden kente göç oldukça yaygındır. Burada da hepimiz köylerimizden de biliriz. Yani devlet görevlisi devleti temsil eden iki kişi olur. Muhtar hem devleti hem hükümeti temsil eder. İmam da en uçta bulunan devlet görevlisi. Tabii öğretmenler de olabiliyor. Bunlar sık sık biraz değişir. Bunlar buralarda biraz daha kalıcıdır. Amacımız şöyledir. En periferiden devleti temsil eden kişiler de bu işi bilmeyen, farkında olmayan kişileri bilgilendirerek bu işte el birliğiyle mücadele etmeliyiz. En uç noktaya kadar
kişilere ulaşma amacıyla böyle hareket ettik. Gerçekten de çok güzel geçti. Çok keyifli geçti. Onların da farklı öneriler oldu. Bakın mesela Kastamonu'da bir olayla karşılaştık. Evet. Muhtar nikah kıymıyor. Eşine diyor ki evlenecek kişiye, damada, gelinin sigortasını yapmayıncaya kadar nikahınızı kıymayacağım diyor. Gelin de tarım işiyle meşgul oluyor. Sigortasını yaptırıp öyle nikah kıyıyor. Evet, çünkü ileride o fark etmeyebilir. Biz Kastamonu'ya gittik, muhtarımızı çağırdık, diğer muhtarlarla konuştuk, muhtarımıza plaket verdik, teşekkür ettik. Bizden daha hassas insanlarımız vardır. Bu çünkü oradaki köyde yaşayan kişinin geleceğidir. Evet. Ama toplum olarak hepimizin geleceğidir. Yani el değmemiş bir alandır. Gerçekten de başarılı bir alan. Yani özellikle muhtarlarla ve imamlara projeyi yazarken 3 yıl önce bu projeye koydurduk. Ne kadar doğru karar verdiğimizin de bu süreçte farkına vardık. Keyifli oldu. Diğer kurumlar ve farklı birimlerde çalışma yaparsa biz onları da bu şekilde öneririz. Bir de tabii sizin gibi basınla başlayıp muhtarlarla, imamlarla, okullarla, üniversitelerle devam etmek gerçekten de keyifli. Ve projenin faaliyetleri gerçekten de amacına matuf. Ulaşan yani proje ve uygulama sonucunda tabii. Aynen öyle. Evet Sayın Başkanım, tabii ki devlet işçi işveren ortaklığı olarak yine bir konferans da karşımızda. Tabii. Yani biz teşvik dedim ya, 2004'ten önce primi işçi işveren öder. Şu anda devlet örneğin özürlü işi, engelli işi çalıştırana teşvik veriyor. Evet. Kadın işi çalıştırana teşvik veriyor. Şöyle bir teşvikimiz var. Primini düzenli yatır, bildirgeni zamanında ver, kayıt dışı işçi çalıştırma, 5 puan prim teşviki var. Herkese. Evet. Bu da %15 prim yüküne tekabül ediyor. Dolayısıyla diğer bazı teşvikler de var. Mesela devlet işveren primi, yani primin yaklaşık %60'ını devlet ödemiş oluyor. Dolayısıyla böyle olunca devlet işverenlerin üstündeki yükü önemli oranda kendi üstüne alıyor. Ama buradaki temel şartımız yükümlülüğü zamanında yerine getirmek, birçoğunda kayıt dışı işi çalıştırmamaktır. Evet. Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik önemli teşviklerimiz vardır. Şu anda önümüzdeki yılda asgari ücrete yönelik de belli bir ücret tutarının altında çalışanlara yönelik de teşviklerimiz olacaktır. Yani devlet her zaman ve her yerde işçi ve işverenin yanındadır. Evet. Ama onlar ortak olurlarsa. Bu işe, tabii işveren de sigortalı olacak, evet, primini yatıracak. Devlet de evet dürüst vatandaş, dürüst işveren ve işimizin yanında olacaktır. Evet. Sayın Başkanım, başlangıç konuşmanızda da o kadar akıcı şekilde bütün bu konuları anlattınız ama yine dikkatimi çeken bir konu oldu. Denetmenleriniz bir iş yerine gitti. Hemen kalemi defteri çıkarıp da yakaladım seni, ceza mı yazıyorlar? Yoksa ona kanunu ve bütün yolları anlatıp da önce eğitim veriyorlar. Ya tabii özellikle kurumumuzda mesela rehberlik teftiş başkanının, teftiş kurulu başkanının ismi de rehberlik ve teftiş başkanlığı, evet, olarak değişti. Tabii rehberlik faaliyeti son dönemde kurumda çokça önemseniyor. Özellikle onu bizler buralarda yapıyoruz. İl müdürlerimiz yapıyor, merkez müdürlerimiz yapıyor. Ama denetmen genel olarak bir iş yerine gittiğinde orada bir kişi kayıt dışı çalışıyorsa o kişinin hakkı zayi olduğu için onu tespit edip kayda alması gerekiyor. Önce kayda alınıyor. Evet, kayda alınınca tabii işverenimizi bilgilendiriyoruz. Neden sigortalı işi çalıştırması gerektiğini anlatıyoruz. Evet. Cezalarından bahsediyoruz. Özellikle bundan sonraki süreçte rehberlik amaçlı denetimleri yapacağız. Denetmenlerimiz ve kurumumuzun personeli iş yerine gidecek. Sadece ziyaret edecek ve sosyal güvenliği anlatacak. Evet. Ama denetim amaçlı gidildiğinde denetim yapılır, tespit yapılır. Özellikle önümüzdeki yılda evet 5000 iş yerine gidip sadece bilgilendirme yapacağız. Kayıt dışı işi var mıdır yok mudur ona girmeden işverene, iş yeri yetkilisine, iş yeri müdürüne sosyal güvenliğin önemini anlatıp neden sigortalarını kayıtlı çalıştırmaları gerektiğini izah edeceğiz. Orada ceza olmayacak. Sadece önemini anlatacağız ama akabinde eğer düzelme olmasa, oralarda denetim yaptığımızda kayıt dışı işi varsa tabii gerekli işlem yapılmış olacaktır. Evet, Sayın Başkanım, efendim yayınımız Sakarya çıkışta olduğu için konuşmanızın son bölümünde bizim yüzümüzü ağırtan çok güzel bir konuşmalarınız oldu. Sakarya
denetimde en iyi durumda ve puanı çok düşürmüş durumda. Evet. Değerli il müdürümüz Sayın Nurten Canbaşoğlu'nun da bu konuda çok çalışmalar yaptığını söylediniz. Doğru. Efendim bunu lütfen bir daha tekrarlar mısınız? Doğrudur. Tabii Sakarya en iyi illerimizden bir tanesidir. Kayıt dışının en düşük olduğu illerden bir tanesidir. Burada tabii il müdürümüzün, merkez teşkilatımızın, kamu kurumlarımızın, sendikalarımızın, siz değerli basınımızın çok ciddi bir katkısı vardır. Evet. Biraz da senkronize çalışmak çok önemlidir. İyi iletişim kurmak çok önemlidir. Müdürümüzü de tabii basından biz de takip ediyoruz. Evet. Kayıt dışı alanda ve diğer alandaki faaliyetlerini de biliyorum. Gerçekten oldukça başarılı bir ilimiz. Zaten rakamlar da gösteriyor. Türkiye ortalamasından daha düşük kayıt dışı konusunda. Büyük şehirde alana hükmetmek, insanlara ulaşmak, işçilere ulaşmak, ilçelere ve köylere ulaşmak oldukça zor olur gerçekten. Bu zorluğa rağmen hani bu güzel çalışmaları yapmasından dolayı sizlere de il müdürümüze de tabii teşekkür ediyoruz. Tabii bu yetmiyor. Bir kişi bile kayıt dışı varsa demek yürünecek yolumuz var. Yapacak evet. işlerimiz vardır. Çalışmalarımıza bizler de il müdürümüzle sizlerin de katkılarının devamıyla hep birlikte devam edeceğiz. İnşallah bu oranı yani %5, 10, 15'lere kadar düşüreceğiz elbette. Teşekkür ederim efendim. Kolay gelsin. Sağ olun.